Arkadaşlar, STI 1911 9 mm. Evet arkadaşlar, metre hedef atıyor. Tell how good of a balanced gun that is. You can see how, I mean, you shot that gun. That's not bad on the grouping. Doluyor. Bir daha atayım 10 metreye o hedefe. Silah hoşuma gitti, bırakamıyorum. Hızlı gidiyorum. Hızlı bile bakın ne kadar iyi 10 metre. Evet arkadaşlar, çoğu arkadaşımız soruyordu abi STI videosu da yapar mısınız diye. STI hakkında ne söyleyebilirim? Daha yani Texas'da bir firma. Sonra ortaklar arasında bir ayrımcılık oluyor. STI'da ortak ayrılıyor. Yine SVI, SVI yani STI, SVI olarak İki ayrı firma oluyor.
Özellikle John Wick 3 filminde kullandığı STI Infinity Master Combat silahından bayağı isim yaptı diyeyim de, yani isim yapmadı da hani normal insanlar da tanımaya başladı silahı, öyle söyleyeyim. Çünkü normalde bu silahlar galiba 4000 dolardan falan başlıyor fiyatı. 3500'e var mı? Yani 3500-4000'lerden başlıyor. Öyle 4-5-6000, yani çok üst kategoride olan bir silahlar. Kalite bakımından inanılmaz iyiler. Normal 1911 standartlarında çalışıyor. Ve STI daha turnuva silahları üretmeye çalışıyor. SVI de daha böyle kalbur üstü silahlar, daha pahalı, daha güzel silahlar yapmaya çalışıyor. Ama ikisi de kısacası çok üst seviyede pahalı silahlar. Çok güzel kalitede, inanılmaz kalitede, pahalı ve bazen turnuva silahları da yapıyor. Tetikleri hep 2 kilo en ağırıdır. Yani 2 kilodan ağır tetiği yoktur. Böyle 2 kiloda 1.800, 1.5, hatta mesela işte 1 kiloya kadar, 1 kilonun altına indikleri olur. 800 gram falan tetikleri olur ki turnuvalarda rahat kullanılsın diye turnuvacılar. 1911 şeklinde yapılır. Genelde arpacı fiber optik gelir. Arkasında düz siyah gez olur. Çünkü düz siyah olmasındaki ve üstünde böyle çizgiler olur şu şekilde. Bunun amacı arkadaşlar turnuvada nişan almayı, hedefi daha hızlı şekilde gözün odaklanabilmesi arpacıya ve atışların daha seri olabilmesi içindir. Bu yani böyle turnuva silahlarında genellikle böyledir. Ayarlanabilir gez, çelik. Çok kaliteli, arkası düz siyah, ayarlanabilir gez, çok inanılmaz fark ediyor. Tamamen 1911 kopyasıdır şu şekilde. Göstermeye çalışayım. Öndeki çertikleri çok güzel kullanışlıdır. Arkadaki çertikleri de öyledir. Çok güzel kullanışlıdır. Silah böyle nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Yani manyak süper insanın hoşuna gidiyor. Yani şu ses böyle elinize aldığınız zaman, şöyle çektiğiniz zaman falan kalite bas bas bağırıyor biliyor musunuz? Tetik ağırlığı yanlış hatırlamıyorsam benim bu 1.5 kiloydu. 1 kilo 800 gram. Evet, 1.800 gibi. Tabi reset olayını şöyle göstermeye çalışayım size. Şu elle yapmaya çalışayım. Şimdi tetik düştü. Resetine bakın şimdi. Bakın parmağımı az bir şey oynatıyorum. Yani parmağımı size gösterebilmek için çok az bir şey oynatmaya çalışıyorum ve anında reset gidiyor. Yani şey bile yapamıyorum. Bakın tetiği sıktım. Resete bakın şimdi. Parmağımı şu anda oynatmaya çalışıyorum. Şimdi bakın. Yani parmağımı reset mesafesi yok gibi arkadaşlar. Parmağımı değdiğim anda, yani az bir şey oynattığım halde hemen reset oluyor. Yani o kadar
O kadar yakın. Şöyle. Görüyor musunuz? Yani o kadar çabuk reset olup bir daha tetiğe basabiliyorum ki size anlatamam yani. Bunu bir poligona falan bir yere gittiğiniz zaman eğer attırırlarsa, bilmiyorum attırırlar mı da, yani attırırlarsa şöyle bir iki el atın derim yani, bu zevki yaşamanızı tavsiye ederim yani. Silah, yani silahların babaları bunlar arkadaşlar. Türkiye'de bilmiyorum bu silahlar kaç paradır ama yani burada eğer 5000 dolarsa Türkiye'de rahat 15-20 bin dolara falan satıyorlardır yani. Zaten fazla da yoktur galiba tahminime göre. Vardır tabii de yani çok da fazla yoktur. Çok kaliteli silah. Ben bunu bir aralar bayağı kullanıyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Kalite bakımından inanılmaz kaliteli. Her şeyi çok kaliteli. Ama 1911'lerin benim sevmediğim bir özelliği abi, şarjör kapasitesi ya. Bu STI'ların mesela, size bir şey söyleyeyim. Bayağı son 5 seneye kadar falan bayağı zorlandılar şu mermi olayında. Çünkü son mermi, şarjörde son mermide sürgü kilitliyordu. Bunu bir türlü çözememişlerdi. Sonra şöyle bir yandan kesik attılar şarjörlere ve şu anda son, yani bütün attıktan sonra kilitliyor şu şekilde. Mesela bunda bayağı zorlanmışlardı. Niye zorlanmışlardı bilmiyorum ama zorlanmışlardı. İnanılmaz hedefi süper vuruyorsunuz. Ha, sorun ne biliyor musunuz? Alışmanız lazım. Şimdi biz polimer tabancaları veya öbür değişik tabancaları atıyoruz ya devamlı. Ondan sonra bunu alınca böyle mesela tam hedefi vuramıyorsun, kaçırıyorsun. Neden kaçırıyorsun biliyor musun? Çünkü sen silahın şeyine alışman gerekiyor. Yani Tofaş sürüyorsun, ondan sonra bir arkadaşın sana Lamborghini veriyor veya Ferrari veriyor, al diyor bir tur at diyor. Gaza dokunuyorsun, brum oluyor anasını satayım, böyle şey oluyorsun, kendini ayarlayamıyorsun. Bunda da öyle, tetik metik kullanış o kadar şey ki kendini ayarlayamadan sıkıyor abi anasını satayım. Lan dur bir saniye daha, biz şey yapamadık. Öyle konuma kalıyorsun yani. Silahı, yani arada başka silahlar kullanmadan bunu kullandığın zaman o zaman süper alışırsın ve çok güzel silah arkadaşlar. Neyse, çok övdüm. İnşallah bir gün hepinizin böyle silahları olur arkadaşlar. Görüşmek üzere, selamlar. Evet arkadaşlar, abone olmak için subscribe butonuna ve yeni bildirimlerden haberiniz olması için de yandaki zile tıklamanız gerekiyor.